Evet, herkese merhabalar. Engelli raporu ile ilgili en çok şunu soruyorsunuz. Engelli raporu almada torpil var mı? Arkadaşlar, böyle bir şey asla yok. Bakın, güncel haberlere bakın. Sahte engelli raporu alıp, yani şu anda işten atılan, tutuklanan bir dünya insan var. Yani Allah muhafaza bunun, yani torpilini, sahteliğini düşünmek bile, bu bile çok tehlikeli. Yani böyle şeylere kafa yormayın. Hakkınız neyse onu alın. Yani sağlık raporu almada asla ve asla torpil olayı yok. Onu söyleyeyim. Evet, bir diğer soru. Heyete girmeden engelli sağlık kurulu raporu yenilebilir mi? Yenilenebilir mi? Heyete girmeden rapor yenilenmez arkadaşlar. Yani mevzuata göre kural budur. Arkadaşlar, bir diğer sorunuz da engelli raporları devlet hastanelerinden verildiği sürece geçerli olur. Yani üniversitelerden, özel hastanelerden rapor aldığınızda bunun geçerliliği olmaz. Yani her yerde bunu kullanamazsınız. Devlet hastanesinden almanız gerekiyor raporu. Evet, engelli raporunda %40 oran şartı var bir de arkadaşlar. Yani %40 ve üzeri olması gerekiyor raporun. %40 ve altı oran aldıysanız bunu genel itibariyle çoğu yerde kullanamazsınız. Bu da bir dipnot, bilgi olarak vereyim. Engelli raporu süresi eğer biterse, eğer raporunuz sürekli ise rapor yenilemenize gerek yok. Ama eğer raporunuz sürekli değilse raporunuzu tekrar sıfırdan engelli raporu alır gibi yeniletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Engelli araç alabilmeniz için de %90 ve üzeri raporunuzun olması gerekiyor. Engelli raporun E-Devlet'te gözükür mü? E-Devlet'e girdiğinizde engelli sağlık raporu sorgulama yazdığınızda raporunuzu direkt görebiliyorsunuz arkadaşlar. Engelli raporu aldıktan sonra E-Devlet'e 3-4 gün içerisinde raporunuz düşüyor arkadaşlar. Evet, kanser hastalığını atlatmış biri için rapor oranı verilir mi? Zaten cevap sorunun içinde arkadaşlar. Yani eğer bir engel oranınız, rahatsızlığınız, hastalığınız yoksa size bir oran verilmez. Yani %40'ın altında oran alırsınız. Evet, bir soru da sürekli raporun sonrası süreli rapor verildi. Hangisi geçerli? Arkadaşlar, sürekli yani raporu bulunan, yani süresiz raporu bulunanlar raporlarını yeniletmesinler. Eğer yeniletirseniz, raporunuz süreli olursa tabii ki en son raporunuz geçerli olacak. Evet, çok önemli olan konulardan birisi de raporu ne için alıyorsunuz? Yani eğer akülü sandalye istiyorsanız raporunuzda akülü sandalye kullanması uygundur ibaresi olması gerekiyor. Eğer engelli araç almak için rapor alıyorsanız ÖTV indirimli araç alır ibaresi olması gerekiyor. Eğer vergi indiriminden faydalanmak istiyorsanız vergi indiriminden faydalanır ibaresi olması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca halen ya da bir iş yerinde çalışıyorsanız raporunuzda çalışabileceğiniz yani çalıştırılabilir ya da çalıştırılamaz diye ibarenin olması gerekiyor. Bu da önemli bir dipnot. Arkadaşlar, sorulara devam ediyoruz. Hastaneye gitmeden heyet eve gelir mi? Evet, şu anda böyle bir uygulama yok. Yani ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ambulansla heyete gidip hani sedyeyle heyet raporu almanız mümkün olabilir. Bir de şu çok önemli.
Engelli raporu alırken hangi hastalığınız varsa arkadaşlar, yani mesela diyelim ki psikoloji rahatsızlığınız var. Psikoloğa gittiğiniz zaman bunu psikoloji doktoruna anlatın. Ya da eğer ortopediyse yani bunu ortopedi doktoruna iyi anlatın. Hangi hastalığınız varsa size rapor oranını o doktor verecek arkadaşlar. Bunu iyi anlatmanız çok önemli. Evet, sorulara devam ediyoruz. Doktorlar heyette hata yaptı. Düzeltilebilir mi? Evet, burada düzeltilmesini talep ediniz hastaneden. Hastane düzeltirse sıkıntı yok. Eğer düzeltmezse birinci yolunuz itiraz etmek. Yani il sağlığına gidip itiraz edeceksiniz ya da sildireceksiniz. İtiraz ederseniz heyet hastaneye yönlendirecek sizi. İşte yeniden muayene, yani yine rapor oranı kesin ve değişmez olacak. Ama sildirirseniz hemen istediğiniz an istediğiniz hastanede yeniden muayene. Eğer beğenmezseniz itiraz edebilirsiniz. Ya da ikinci yol 6 ay beklemek ve yeniden muayene olmak. Evet, heyete girdikten sonra hemen raporumu alabilir miyim? Alamazsınız arkadaşlar. Yani bunun belli bir süreci var. Evet, engel raporuna yeni engel oranı eklenebilir mi? Sağlık Kurulu raporlarında ekletme olmuyor. Yani tüm işlemleri sıfırdan başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, ömür boyu heyet raporu alabilir miyim? Evet, böyle bir olay yok. Yani ömür boyu heyet raporu alamazsınız. Yani raporun üzerinde mutlaka ve mutlaka ya yıl şartı yazar, süreli ya da süresiz rapor ibaresi yazar arkadaşlar. Ve genel itibariyle yani çoğu zaman süresiz de yazan raporlarda bazen istisnai bir durum ama sıkıntı çıkarabiliyorlar. Ama yani bu sorunun cevabı ömür boyu heyet raporu alınamaz. Arkadaşlar, bu engelli raporları ile ilgili size bir tüyo daha vereyim. Eğer velev ki bir rapor oranınızı düşük buldunuz, bir sonraki alacağınız engelli raporunu bir başka devlet hastanesinden almayı deneyin. Belki yani bir ihtimal bulunduğunuz ildeki devlet hastanesi yani farklı bir hastane oradan farklı bir karar verebilir. Yani kararlarda bir farklılık olabilir. Yani çok fark etmez ama yine bu da bir ihtimal dahilinde. Arkadaşlar, raporunuzla ilgili dediğim gibi hani eğer raporunuza itiraz ederseniz yani bunu bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. Eğer yani bunlar da neticelenmezse tabii mahkeme yolu da burada açık. Evet, neticede engelli raporu aldıktan sonra eğer %40'ın üzerinde bir oran aldıysanız artık tüm engelli haklarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu engelli haklarınızı nereden öğrenebilirsiniz? Yani internete yazdığınızda, bizim kanalımızda engelli haklarım neler diye baktığınızda buradan engelli haklarınızı öğrenebilirsiniz. Tabii burada engelli raporunuz ile ilk yapmanız gereken Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gidin. Bulunduğunuz yerdeki öncelikle bir engelli kimlik kartı alın ve yani engelliliğinizi neticede belgelemiş olun. Yani o sizin nüfus cüzdanınız gibi. Tabii bu konuyla ilgili farklı sorularınız olursa bu videonun altına da yorumlar yaparsınız arkadaşlar. Eğer bu söylediklerimde hani yeni gelişmeler olursa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler değişirse bunu da bir videonun altına yorum olarak yazarsanız çok teşekkür ederim sizlere. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videolarımızı paylaşalım arkadaşlar.
Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.